Sevgili seyirciler, Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması Ankara'da görüldü bugün. MHP duruşmanın başında davaya katılma talebinde bulundu ama o talebi mahkeme reddetti. İlk kez hakim karşısına çıkan Doğukan Çep, azmettirici olduğu iddialarını kabul etti ama bir suikast düzenlemediğini söyledi. Tetikçi Özyağcı ise siyasi bir cinayet için değil, Sinan Ateş'i ayaklarından vurmak için oradaydım dedi. Azmettirici kabul etti, tetikçi ifade değiştirdi. Amacının öldürmek değil, yaralamak olduğunu söyledi. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ve 22 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü. Hedefimizde sadece suçlular var. Sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır. Duruşmayı siyasiler de takip etti. Biz Sinan Ateş'in tarafındayız. Biz akan kanın, gözü yaşlı eşin, ananın tarafındayız. CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruşma salonundaydı. Dava başladı ve duruşmanın başında MHP davaya katılma talebinde bulundu. Savcı MHP'nin suçtan zarar görmediğini beyan ederek katılma talebinin reddini istedi. Mahkeme de talebi reddetti. Ardından tetikçi Eray Özyağcı'nın savunmasına geçildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Özyağcı, Ankara'ya cinayet için gelmediğini, Doğukan Çep'ten aldığı talimatla Sinan Ateş'i alacak verecek meselesi yüzünden ayaklarından vurmak için orada bulunduğunu savundu. Bir kişi hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra reisi vurduk diye bir ses duydum dedi. Doğukan Çep ise tetikçiyi azmettirdiğini kabul ederek planının öldürmek olmadığını iddia etti. Eğer suikast düzenlettirecek olsaydı motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim dedi. Sinan Ateş'in ölümüne üzüldüğünü, tahliye talebinin de olmadığını söyledi. Ateş'in adres ve konum bilgilerini gönderdiği iddiasıyla azmettirici olarak yargılanan Tolgağan Demirbaş ise kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Sanıkları tanımadığını, cinayetten de bilgisi olmadığını savundu.